Selam millet. Kısa bir aradan sonra yepyeni bir seviye 10 incelememize tekrardan beraberiz. Bir önceki videomda grill'i anlatacaktım sizlere. Yalnız belirttiğim gibi elimde çok fazla kaynak yoktu. Tabletim de garantide olduğu için grill'i bu zamana kadar birazcık bekledi. Hemen donanımlardan bahsedelim. Öncelikle büyük kalibre top tüfeği %10. Kamuflaj ağı %15'lik bir sabit görüşü etkileyen ve teleskobik dürbün kullanıyoruz. Arkadaşlar grille kullanmanız gereken şey bu. 3 tane şey bu. Kesinlikle bir esneme payı yok. Yani farklı bir şey kullanmayın lütfen. Yani grille kullanılması gereken yani 3 tane donanımda kesinlikle budur. Hemen mühimmata geçelim. Ben 17 tane AP mermi, 10 tane HEAT mermi ve 3 tane HE mermi kullanıyorum. Belki HE'yi birazcık arttırıp HEAT'i azaltabiliriz ya da AP'yi azaltabiliriz. Erzağa geçelim. Çikolata, koruma kiti ve iyileştirilmiş benzin kullanıyorum. Sarf malzemeleri ise standart zaten. Adrenalin, çok amaçlı iyileştirme paketi ve tamir kitiyle. Bu çoğu tankımda da daha önce de videolardaki belirttiğim gibi değişmiyor bunlar benim. Herhangi bir şeye bahsetmeyeceğim. Yani video eklemeyeceğim. Zırhı ile ilgili tabii ki tankın zırhı yok. Bunu video içerisinde bahsederim. Yine 3-4 farklı oyunlardan kesitler aldım. Tankın ne şekilde neler yapabileceğini her şeyiyle size göstermek istedim. Öncelikle arkadaşlar tankta zırh namına bir şey yok. Yani grille eğer grille gidecek olanların aklında bulunsun. Tank gayet hızlı bir tank. Çok kolay yerleştirebilen bir tank. Yani yapmanız gereken snipe yapmak, özellikle pusmak ve rakibin durumuna göre maç içerisinde çeşitli yerlere anında hareket ederek farklı pozisyonlar almak. Mesela burada gördüğünüz gibi takımda iyi bir medium olsaydı ben buradan gayet güzel atışlar yapacaktım. Ama birazdan da göreceğiniz gibi STB1 saçma sapan bir yerde durarak herhangi bir spot vermiyor. Ben de burada mecbur beklemek durumundayım. Çünkü spot vermem çok tehlikeli. Tüm atışları rahat bir şekilde hasar alacağı için biraz daha grille garantici oynamak da gerekiyor. AP mermimiz 279 deliyor. HEAT mermimiz 334 deliyor. HE mermi ise 75 deliyor. Özetle HEAT mermisinin delişi birazcık düşük. Yani 334 düşük bir değer. En son videomuzda JG'den bahsetmiştik. Kaçtı? 430 muydu? 420 miydi? O civarlarda bir şeydi. Ama pek de sıkıntı yaşamıyorsunuz açıkçası. Yani HEAT. Ben herhangi bir delmekte sıkıntı yaşamadım diyebilirim. Ortalama hasarımız 640. Çoğu zaten tank testleriyle seviye 10 tank avcısında aynıdır bunlar. Farklı olan bir JG var. Bir de FV183 var. Onun haricinde obje 268 olsun, grill olsun. Ortalama 640 hasarı var. Bu bazen 700 oluyor, bazen 550'lere düşebiliyor. O civarlarda değişiyor. Tanka hiçbir şey kullan... Bakın burada gördüğünüz gibi çok ani atışları çok güzel yapabilen bir tank. Yani 1.7 saniyelik bir nişan alma süresi var. Pat diye attığınızı vurabiliyorsunuz. Doldurma süresinden bahsedecektim. 12.7 saniyelik hiçbir şey kullanmadığınızda doldurma süresi var. Bunu az önceki donanımlarla, erzaklarla beraber 10.5 saniyeye indirebiliyorsunuz. Yani 640 ortalama hasar, 10.5 saniye gayet güzel bir değer. Hemen geri çekiliyorum çünkü çok fazla tank bastı orada. Bizim STB1, az önce bahsettiğim kötü oyuncumuz STB1'e bastılar. Bunlar çok kötü zaten. Ne snipe yaptı orada bekledi. Bütün rakibi de üzerine aldı. Şimdi gördüğünüz gibi burada hemen pozisyon değiştireceğim. Yani grill bunu çok rahat yapabilen bir tank. Altımızda bir JG olsaydı, bir E3 olsaydı bunları yapamazdınız. Hemen karşı tarafa geçip karşı taraftan spotumun gitmesini sağlayarak uzaktan snipe yapmayı deneyeceğim. Olmayan zırhımızdan da bahsedelim birazcık. Önde 30 mm'lik, yanlarda 16 ve arkada 20 mm'lik bir zırhımız var. Kule de aynı şekilde 20 mm. Özetle arkadaşlar karşınızda bulunan bütün seviye 10'lar hatta seviye 9'lar bunlara medium tanklarla dahi sizi HE mermiyle tam nüfuz edebilirler. Yani bir obje 140 size 300 yerine 400 vuracak. Mesela bir E100 size 650 yerine 1000 vuracak. Yani zaten çoğu iyi oyuncu hatta artık ortalama oyuncular bile grill gibi tankları gördükleri zaman direkt HE mermiye geçiyorlar. Burada tekrardan pozisyon aldım gördüğünüz gibi. IS-8'e buradan yandan güzel bir atışım olacak. Hemen spotlanma ihtimaline karşı geri çekiyorum. Biz spotlanıyorum zaten burada. Maksimumumuz 60 kilometreye ulaşıyor tank. Tank gerçekten çok hızlı bir tank. Çok güzel yer değiştirebiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir avantajı var. Tankın dönüş hızı gerçekten çok kötü. Yani aslında çok kötü değil. Normal gittiği hıza göre çok kötü. Yani bir anda 50'lere 60'lara ulaşıyorsunuz. Dönmeye kalktığınızda bir afallıyorsunuz böyle. Lan diyor o kadar hızlı gittim niye dönemiyorum ben. Bakın gördüğünüz gibi dönme hızı çok yavaş. Bunu da aklınızda bulundurun. Ve tankın en kötü özelliğinden bir tanesi. Hatta benim için zırhtan da daha önemli. Top alçalması. Arkadaşlar 4 derecelik rezalet top alçalmanız var. Bunu bu yüzden gideceğiniz yerlerde çok dikkatli olmanız lazım. Mesela burada karşıma tank sıçradı.
tank çıksa topum alçalmayacak, sıkıntı yaşayacağım. Yan tarafa döndürdüğünüz zaman tarayı ancak o şekilde topu alçalırsınız, biraz da olsa kullanabiliyorsunuz. Yani 4 derece gerçekten çok kötü bir değer. Bu T-62 ile aynıydı galiba. Bir de şöyle, tank yüksekte bir tank olduğu için sizde kafa kafaya gelen bir IS-7'yi, Obje 140'ı, T-62'yi hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Sadece taratın ucundan görebiliyorsunuz. Yani face to face bir tank size yaparsa işiniz bitti. Kendinizi o tarz duruma düşürmeyin lütfen. Hemen geri kaçıp atış yapmaya çalışın. Bu videoda muhtemelen böyle bir sahne de vardı zaten. Birazdan da göreceksiniz. Yani 4 derece niye böyle bu şekilde yapmışlar, 4 derece yapmışlar hiçbir fikrim yok. Bilgisayarda bu tank 8 derecelik bir top alçalması var. Yani yarı yarıya top alçalmasını düşürmüşler tankın. Yani hadi bir 8'de olmasın da bir 6 olsaydı birçok durumda çok daha avantajlı bir tank haline gelecekti. Tankta zaten zırh yok. Dönüş hızı da yavaş. Bir de top alçalmasını da bu şekilde 4 derece yapınca biraz zor bir tank haline geliyor. Kullanması zor bir tank haline geliyor. Gerçi bilgisayarda da birazcık yükleme süresi 10.5'ten daha fazla diye hatırlıyorum. Yani orada da erzakları, donanmaları falan kullanınca da bir 12 saniye mi 13 saniye mi ne oluyordu. Burada doldurma süresi bilgisayara göre daha avantajlı. Burada son 2 tank kaldı. Obje 140 almaya çalışacağım. Burada geri çekiliyorum. Belki gelir de arkamda 183 olduğunu biliyorum. Onu 183'e yem etmeye çalıştım. Ama gelmedi o da. Orada bir 183 olduğunu biliyor. Ben de zaten can puanım yüksek olduğu için buradan çekip atışlar yapabiliyorum. Korkum oradan T-30 çıkarım diye. Burada olumsuz çekiyorum. Gitmesini istemiyorum 183'ün. Artık son tank kaldı. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşmıyorum, yaklaşıyorum biraz. Bir topu alçalmam yetmeyecek orada. 140 alarak buradan yolumuza devam ediyoruz. Evet, ikinci maçımız Himmelsdorf'ta. Arkadaşlar tank harita seçen bir tank. Yani bazı haritalarda o kadar çok avantajsız durumda kalıyorsunuz ki. Yani acaba ne yapsam lan, zaten snipe yapamayacağım. Heavy'lerle gitsem ayrı bir olay. Anında bütün atışları yiyeceğim. Yani genelde şöyle bir tüyo vereyim size. Pusamayacağınız, sniper yapamayacağınız haritalarda mediumlarla gitmeye tavsiye ediyorum. Yani mediumlarla gidip ona destek sunabilirsiniz. Zaten bir tane videomda da tamamen ona odaklandım göstermek için. Yani tankın ana amacı pusmak ama bildiğiniz gibi Blitz'te birçok haritayı mahvettiler. Özellikle tank savarları için mahvettiler. Ki ben tank savar oyuncusu olmama rağmen bu konudan da ben bile şikayetçiyim. Yani belki oyunu eskiden oynayanlar 1,5-2 senedir oynanabilir. O kadar güzel haritalar vardı ki hepsini değiştirdiler. Ve belki birkaç, bir tanesi haricinde tüm haritaların eski hali çok daha güzeldi. Şimdi şeyi de değiştirecekler. Bu kış haritası vardı, adını hatırlayamadım. Ortadan spot yaptım. O haritayı da değiştiriyorlar. Orada da yukarı çıkan, yani tankların pusabildiği bir harita vardı, şu an ismini hatırlamıyorum. Oradaki dağları da kaldırıyorlar. Yani resmen tank avcılarını artık tank avcısı oynamayın, yatmayın demek istiyorlar. Yani ben mesela, benim de hoşuma gitmiyor medium olarak bir tank avcısı, yatan bir tank avcısına şey olmak. Ne derler ona? Yem olmak. Ama abi bu zaten bu tankın görevi bu. Yani tank abisinin görevi yatmak. Bir numaralı spotlu tankları vurmak. Ne kadar yemin hoşuma gitmesi de. Tankın ana amacı bu olduğu için bu amaçtan haritalar sebebiyle iyice uzaklaştırıyorlar bu insanları. Benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Birçok eski harita çok daha güzeldi. Hepsini de çok özlüyorum. Ve neredeyse artık değiştirmedikleri haritalar kalmadı. Mesela şu haritada ne yapsın abi grill? Böyle mediumlarla gidiyoruz işte gördüğünüz gibi. Sol tarafta. Gerçi medium var ya, bu sefer bütün takımı soldan götürdük. Herkes organize hareket etti. Yani bu sayede maçı kazanacağız. Şimdi burada bir what the fuck gördüm. Şu atışı yapamadım. Son anda hareket etti. Orada gördüğünüz gibi hemen H'ye geçirdim. Aynı şekilde what the fuck da Borsig'de tamamen H'ye mıknatısı olan tanklar. Yani bir vurduğunuzda 1000 yiyebiliyorsunuz. 900-950, 1000 civarları. Hatta birazdan da atışı yapacağım. Surprise motherfucker yapıp what the fuck arkadan. 1000 miydi? Bakalım kaç vuruyoruz. Evet. 1050 vurduk. Yanlış görmediysem. Arkadaş dikkatini yeni fark etti bana. O grill varmış tabii, canı gitti 500'e. Buradaki atışım nereye gitti bilmiyorum. Kayboldu ama bu arkadaş bana normal AP mermi attı. O H mermi atsa çok daha fazla canım alırdı. Yani AP ile şimdi öyle. Artık yakayıcıya yeniliyorum buradan. Evet, haritalardan bahsetmiştik. Yani birçok harita artık tank avcılar için çok zor haritalar haline geldi. Yani bu yüzden bir YAK E100, bir E3 gibi zırha sahip olan tanklar bu tarz şehir haritalarına daha kolay adapte olabilen tanklar. O yüzden bir grill gibi tankları kullanması zordur. Yani herkes yapamaz bu tanklarla. Yani maç içerisinde sürekli hareket edeceksiniz, sürekli pozisyon değiştireceksiniz. Kendinizi unutturacaksınız. Yani bir medium gibi vurkaç yapacaksınız bu grill ile. Ya bu yüzden oynaması biraz daha zor. Yani bir YAK-100'ü alayım, hoppa en önden yardıra yardıra gidemeyeceksiniz.
grille. Gördüğünüz gibi ben pozisyonu değiştirdim. TL4'ün arkasına geçtim buradan. Yani sürekli farklı yerlere giderek tankların arkasından, yanlarından çıkarak atışlar yapıyorum. Grille pusamayacağınız haritalarda yapılması gereken tek şey de budur. Bunun acaba bir atışım var mı diye bakıyorum. Orada TL4 önüme geçti. Normalde ikisini de vurabilirdim orada. Ama maalesef vuramadım. Maç 4-4'e geldi. Biraz sıkıntılı bir durum. Neyse ki IS-4'ümüzün canı full. Yani güzel de zırha bir sahip olan bir tank. Orayı tutmak da başarılı olacak diye düşünüyorum. Ben de bu sırada hemen tekrardan pozisyon değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi 40-50'ye ulaşarak hemen tankların arkasına geçmeye çalışıyorum. Mesela burada bir E3 olsaydı, bir YAK-E100 olsaydı, oh, oraya gidene kadar o IS-4 muhtemelen ölürdü. Burada olmayan zırhımın da objeyi tane sektiriyor. Şimdi bu tarz durumda almanız gereken tank obje değil, E4. Büyük bir topu var ve IS-4'e geliyor. Burada gördüğünüz gibi E4'ü aldım. IS-4'ünün 140'a basmasını sağladım. Bakın gördüğünüz gibi topum eğilmiyor. Hemen geri çekiliyorum. Hala eğilmiyor. O kadar geri çıkmama rağmen anca eğildi. Burada artık IS-4 vurur diye düşünüyorum. Hareket ediyorum ama IS-4 bir türlü dolduramadı orada. Normalde 9.6 saniyelik doldurma süresi var ama bu oyuncunun ya mürettebatı kötüydü ya da donanımlarda olması gereken havalandırmayı top sürgüsüne almamıştı. Orada bir türlü dolduramadı. En son 300'e kalan grid alarak burada maçı kazanmamızı sağlıyor. Evet, maç sonuna bakalım. Neler yapmışız? Evet, 4800 hasarla güzel bir maç çıkardık. Bu arada arkadaşlar soranlar oluyor. Bu benim basın hesabı, kendi hesabım değil. Yani abi o kadar nasıl altın oluyor, o kadar gold oluyor. Bu bir kiralık hesap, böyle video çekenlere verilen bir hesap. Yani kendi hesabım değil, kendi hesabım Nikolaos. Onunla da birkaç yayın yapmıştım. Oradaki altın miktarım normal miktarlar. Yani bu altınları ben almıyorum. Bu tamamen şirket tarafından verilen bir hesap. Burada da evet, gördüğünüz maden haritasının eski hali. Ben de şu harita ilk geldiği zaman ben bu dedim güzel olmuş, hoşuma gitti falan ama yok arkadaş, bu haritanın eski hali çok daha güzeldi. Yani her haritanın neredeyse eski hali daha güzeldi. Burada hemen o noktaya çıkarak yukarı çıkan medium var mı diye bakıyorum. Burada şansıma grill çıkıyor. Grill abi bak, böyle grill olmuyor arkadaşlar. Grill oraya çıkmaz. Gördüğünüz gibi 1100'ü yedi benden oradan. 1100 miydi, 1050 miydi neydi? Ki bu da pusulabilecek nadir haritalardan bir tanesi. Özellikle karşı tarafa doğduysanız çok güzel spotlanmadan yatabileceğiniz yerler vardı. Yeni halinde de var ama yeni hali nedense benim pek hoşuma gitmiyor. Burada artık orada pozisyonum olmadığını görüp hemen yer değiştiriyorum. Diğer tankları görebileceğim yere gitmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hemen burada hızlandım. Yaklaşık 10 saniyelik bir sürede hemen yer değiştirip tankları görebileceğim bir yere geldim. Grill bunu çok güzel yapabilen bir tank. Yine Leopard videonunda da bahsettiğim gibi grill de belli bir savaş tecrübesi isteyen bir tank. Yani alırsınız oynarsınız ama istediğinizi yapamazsınız. Yani biraz daha tecrübeli oyunculara tavsiye edebileceğim bir tank grill. Çünkü zırh namına hiçbir şey yok. Yani bir hata telafi edebilen bir tank değil grill. Bir YAK-E100 hata telafi eder, E3 eder. Hatta Obje 268 bile eder. Obje 268'in de troll bir zırhı var. Ama grill maalesef hata telafi etmeyen bir tank. Burada S4'de attığım atış maalesef gitmedi. Biraz da Heat'in şeyi olduk. AP mermi kadar hızlı gitmiyor Heat. Burada biraz spotumun geçmesini bekliyorum. Dedim acaba bir daha çıkacak mı? Burada spotum geçti. IS-4'ün oraya çıkmasını bekliyorum. Bakın arkadaşlar, aşağıda belirlen kamuflaj ögesi var. O kamuflaj çıktığı zaman sizin spotunuz geçmiştir. Bu da aklınızda olsun. Evet, burada IS-4'e güzel bir atış daha yapıyorum. Şimdi IS-4 iyi bir oyuncu. Bir IS-4 o atışı yedikten sonra bir daha oradan çıkmayacağına eminim. Bu yüzden benim demektir ki bu pozisyonu değiştireceğim. Yani artık ya çıkacak ama dikkatli çıkacak oradan. Ben de tekrardan buradan pozisyon değiştirip onları arkadan görebilecek bir yere gidiyorum. Yani Grilli bunu çok güzel yapıyor. Çok güzel yer değiştiriyor. Yani adamlar daha fark etmeden hemen arkasına geçmiş olabiliyorsunuz. En dibe kadar gidiyorum burada. Dedim IS-4'ü arkadan görebileceğim bir yere gitmeye çalışıyorum. Çünkü orada önceliğim IS-4. Bakın o kadar hızlı gittim ama dönüşüm yavaş. Kaan arabası gibi dönüyorum burada. Evet, IS-4'ü arkadan gördük. Atışımızı da yaptık. Şu an IS-4'ü biraz daha sinir ettim. O da muhtemelen oradan çıkmayacak. Az önce de çıkmayacak dedim de yine de yukarıdaki adamı taktı muhtemelen. O yüzden çıktı orada. Yani ilk pozisyonu ilk beklediğim yerde bekleseydim muhtemelen ona bir atış daha yapmış olacaktım. Ama burası daha avantajlı ya. Şimdi E100'ü de aldık. IS-4'e de bir atış yaptık. Şimdi biraz daha ilerleyip IS-4'ü direkt tam arkasından da göreceğim. Şu an E100 benim base'de olduğumu söylüyor. Zaten bunu herkes biliyor. Söyleme gerek yok E100'cüğüm. Zaten şöyle kalmışsınız 3 tane tank.
iki tanesi pusma vaziyette. Buradan hiç çıkmayacağım yukarıya ilk başta. Önceliğim IS-4 diyecektim, yanlış hatırlamışım. Evet, önceliğim Jaeger. Yok, Jaeger. Burada neden IS-4 atış yapmadım hatırlayamadım şimdi. Bu videoyu da eski manyan haritası. Bunu bir 2-3 hafta önce çekmiştim. Yani burada asıl bu tarz durumda olan IS-4'ü çekmeniz. Şu an orada Jaeger'in dikkatini dağıttım. Bana basabilirdi. Gerçi çok da fazlayız. Muhtemelen çok fazla olduğumuz için basmaz diye bir Jaeger'in dikkatini dağıtayım diye atış yapmış olabilirim. Ama şu anki aklım olsa önce IS-4'ü atış ederdim. Bana öyle şey tercih etmişim. Burada güzel bir hasar yaparak, güzel pozisyon değiştirerek maçı almayı sağlıyoruz. Bakalım ne kadar neler yapmışız. Evet, 4000 hasar. Aşırıda da yapmamışız da yine de maçı kazanmamıza katkı sağlamışız diyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi IS-4'de 165'lik oyuncuymuş. Merak etmişim orada. Son maça geliyoruz. Bu da Bakırova'da. Bahsettiğim gibi burada da yine pusabileceğim bir yer yok. Ben de Medium'a gitmeye karar veriyorum. Arkadaşlar, bu ara bayağı bir Sevion tank tanıtmaya devam ediyorum. Tank tanıtıyorum bildiğiniz gibi. Yani sürekli Sevion'ları tanıtıyorum ama oyuna yeni başlayanlar da var. Seviye 7'de olanlar, 8'de olanlar, daha yeni 9'a ulaşmış olanlar arkadaşlarımız da var. Bu yüzden seviye 10 tank tanıtımlarına birazcık ara vereceğim. Belki ara vermeden bir M48 ekleyebilirim. M48 için çok istek oldu. Benim de oynamayı sevdiğim bir tank zaten. Daha kendi hesabıma yeni aldım. Basın hesabında vardı zaten. Bir M48 ekleyebilirim ama ondan sonra bir seviye 8'leri, Tiger 2'ler olsun, IS-3'ler olsun, KV-4'ler olsun. Bu tarz tankları bir araya alacağım. Aklınızda olsun. Yani bayağıdır seviye 10 tank tanıtıyorum. Yani araya artık bir farklı seviyelere katmak lazım. Ayrıca bu öğreti videolarım da vardı. Spot noktaları olsun, medium tank nasıl oynanır gibisinden. Bunlara da devam edeceğim. Bunlara bir süredir ara verdim. Bekleyen arkadaşlar var. Oyunu yeni başlayan, oyunda yeni öğrenen arkadaşlar var. Bu yüzden seviye onlara birazcık ara gelecek. Onun yerine yani bir 2-3 tane seviye 8, seviye 7 tanıtırım. Araya bir öğretici video tanıtırım. Tamamen de bırakmayacağım seviye onları. Ama biraz daha ağırlık vereceğim onlara. Aklınızda bulunsun. Bir de tabletim bildiğiniz gibi 2 haftadır servisteydi. Yeni geldi. Bu sebepten ben de haftada bir video ekleyebiliyordum. Daha önce çektiğim videoları ekliyordum. Bu videoyu da bugün çektim. Bir tane bir maç sadece eskiden de. Yine eskisi gibi haftada 2-3 videoya tekrardan geçeceğiz. Yani haftada bir tabletimin olmaması sebebiyle oluşan bir durumdu. Evet, burada gördüğünüz gibi güzel atışlar yapıyorum. Benim mediumlarıma destek sağlıyorum. Burada ben olmasaydım 2 medium da ölecekti. Zaten Sentry'nin kötü bir oyuncu. Bakın orada gun depreşim yetmedi o kadar ünlü olmasına rağmen. Burada da bu adamların basması, mesela şu E50'nin şurada olması, TL'lerin basabilmesi benim takımımın çok kötü oyuncuların olduğunu gösteriyor. Yani bu normalde direkt karşıdan görülebilen bir yer ama E50 orada rahat rahat duruyor, TL4 bize basıyor. Yani bu karşı taraftakilerin tamamen oyunu okumamalarından kaynaklanan bir sorun. Yani ben burada olmasaydım bu tanklar, bu iki tankı Centurion'la objeyi rahatça alıp arkadan bizi flanklayabilecekti. Ama benim burada durmam hepsini engelledi. Burada T-62A'yı da alıyoruz. Karşımıza bir FV kaldı. Tabii biz obje 140'ı da kaybettik burada. Karşı taraftaki grille bizle ilgileniyor şu anda. Az önce bir tankı vurdu çünkü. O yüzden çok fazla ilerlememem lazım. Burada basıp FV'yi alıp arkadan devam edebilirdim. Ama basamıyorum. Grille burayla ilgileniyor. FV'nin çıkmasını bekleyeceğim mecbur. Bu tarz durumlar arkadaşlar, sabredin. O tank çıkacak bir şekilde. Yani o kıpraşıyor, içi kıpraşıyor onun. O çıkacak, o bakacak bir kere oradan. Mutlaka o atışı da yapmaya çalışın. Bakın gördüğünüz gibi hemen çıktı ki FV'de kafasında çok rahat yiyen bir tank. Buradan onun kafasından vurarak hemen karşıya gelmeye devam ediyoruz. Medium tarafını bitirdik. Şu an karşıya dönebiliriz artık. Grill, nereye gidiyorsun bebeğim? Sen buraya bakarken iyiydi, az da biz bakalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Grill çok zevkli bir tank ama dediğim gibi yine Leopard serisinde olduğu gibi birazcık deneyim gerektiren, zırhı olmayan zor bir tank ama kesinlikle keyifli bir tank. Giderseniz de pişman olmazsınız. Bakalım neler yapmışız. Evet, 4300 hasarla, güzel bir hasarla oyunu noktalamışız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.